Şimdi bir sorun eğer ortaya çıktıysa iki devlet arasında üç tane yöntem vardır. Ya diplomasiyle çözersiniz, ya hukuk mekanizmalarını çalıştırırsınız. Tesis edilmiş mahkemeler var, uluslararası mahkemeler, oraya gidersiniz ya da askeri çözümü dikte edersiniz. Ve bu üç seçeneğin içerisinde siz kendi kapasitenizi, karşı tarafın kapasitesini, sorunun somuta ne kadar dönüştüğünü dikkate alarak bir andan itibaren hangi seçeneği devreye sokacağınıza karar verirsiniz. Geçtiğimiz sene içerisinde Türk-Yunan sorunları düşük profilli çatışma seviyesine yaklaştı. Yani her iki taraf Akdeniz'e ve Ege'ye askeri unsurlarını sevk etti ve kuvvet gösterisi icra etti. Kimi zaman da çok küçük temaslar yaşandı. Şimdi masaya oturulduğu andan itibaren sözler konuşur, kuvvetler değil. Ve bu sözler masada ortak noktayı arama istikametinde genellikle geliştirilir. Ancak burada niyet önemlidir. Diplomasi masasında eğer sizin niyetiniz sadece uzun vadeli bir stratejinin gereği olarak zamana oynamak ve uygun koşulları yaratmak ve şekillendirmekse, o takdirde diplomasi masasından pek çözüm beklemek doğru değil. Nitekim şu ana kadar Yunanistan'ın girişimleri, birincisi bu sorunu bir Avrupa Birliği sorunu haline getirmek oldu. İkincisi sorunu sürekli bir tırmandırma eğilimi ön plana çıktı. Bu şekilde Batılı devletlerin desteği üzerinde durdu. Ve üçüncüsü tahrik etmeye çalıştı. Şimdi Türkiye ise bu son bir yıl içerisinde, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren farklı bir strateji izledi ve diyalog çağrıları yaptı, konferans çağrıları yapıyor ve diplomasi mekanizmasının tekrar tesis edilmesini istedi. Dolayısıyla diplomasi aslında haklılık ve meşruiyet istikametinde tarafların argümanlarını güçlendireceği bir araç haline geldi. İşte bu seviyeden itibaren diplomasi masasını ilk deviren taraf muhtemelen haksız duruma düşecektir. Masada ne konuşulduğundan ziyade masadan geri çekilme konusu ön plana çıkacaktır. Ayrıca bugünkü toplantının 3 saatten biraz fazla sürmesi de bence manidar. Çünkü Yunan tarafının bu kadar kısa sürede görüşme yapıp kalkması ve saat 15 gibi Türkiye'den ayrılması aslında çok ince bir stratejinin uygulanmakta olduğunu gösteriyor Yunan cenahında. Nasıl bir strateji bu? Olumsuz mu anlayalım, okuyalım? Şimdi şöyle, Yunan tarafı veya Yunan başbakanı şu an ne istiyor? Tabii birçok farklı dinamik var zihninde. Bunlardan bir tanesi bir sonraki seçimde oy alıp almama kaygısıdır ki siyasi, yani normal bir kaygı bu. Eğer Yunanistan salt askeri güçle talep ettiklerini almaya bir şekilde teşebbüs ederse bu konuyu başaramaz. Diplomasi yoluyla bunu elde etmeye çalışırsa milli amaçlarını biraz zor görünüyor çünkü haklı argümanları yok. Sadece tekerrürden kaynaklı kelimelere argüman olarak bir değer kazandırma maksadı var. O takdirde ne yapması gerekiyor? Şu ana kadar da bunu yaptı. Avrupa Birliği'nin bir kere o dayanışma adı altında gücünü arkasında hissetmesi gerekiyor ve Türkiye'ye geri adım attıracak bir baskı tesis etmesi lazım. Yaptırım veya başka bir yolla. Üçüncü bir safha ise hukuk, yani adalet, yani mahkemeler. Şimdi bir kere Yunan kamuoyunun bu mahkeme argümanına ne kadar hazır olduğu hala meçhul. Çünkü Yunan argümanları eğer hukuki belgeler üzerinden okunursa Yunan tarafının Ege Denizi'nde ve Akdeniz'in bir kısmında bana ait dediği bazı adaların elinden alınması söz konusu olabilir. Çünkü bazı adaların aidiyeti Yunanlara kesin olarak devredilmemiş durumda. O zaman ne yapmak durumunda? Uluslararası örgütleri, Batılı devletleri bir şekilde tahrik etmek ve sorunu sürüncemede bırakmak ve bu yolla diplomasiyi sündürmek. Ve bence Yunanların bu yapabileceği en büyük hatadır. Eğer yapıcı bir gündem oluşturup işbirliği yapabileceğiniz konularda ilerlemeye başlarsanız, yani asgari müşterekleri keşfedip onun üzerinden giderseniz anlaşılamayan konularda doğal olarak dönüşecektir. Tolere edilebilir hale gelecektir benim değerlendirmem.